Şimdi genelde biz sığınmacılara istemediği halde giden insanlar deriz. Neden giderler? Ülkelerinde baskı gördükleri için giderler. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır, açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dininden, ırkından dolayı baskı altındadır. Afganistan ne yazık ki bu anlamda kronik sorun bölgelerinden birisi. Bu sorun da ta 70'li yıllara uzanıyor. Önce Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgali, ardından Sovyetler Birliği'nin çökmesi, daha sonraki dönemde El-Kaide ve devamında Amerika'nın oraya müdahalesi. Orası kronik bir savaş bölgesi haline geldi. Taliban Amerika tarafından güçlendirilmiş ve bir biçimde Sovyetlerle savaşmak üzere geliştirmiş bir örgütken, daha sonrasında doğrudan Amerikan karşıtlığı yapan ve bununla ilgili eylemlere dönen bir örgüte dönüştü. Afganistan tıpkı Vietnam'da yaşanana benzer bir dram yarattı Amerika bakımından ve Amerika artık bu işe ne para yatırmak istiyor ne insan kaybetmek istiyor. Amerika artık oraya daha fazla yatırım yapmak istemiyor. Amerika'nın yapmak istediği bir şey daha var Afganistan'da. Afganistan aynı zamanda Çin'e yakın bir bölge. Afganistan'ın istikrarsız kalması Amerika'nın biraz da işine geliyor. Dolayısıyla Amerika'nın oradan çekilmesi Amerika açısından gayet mantıklı görünüyor. Kısa vadede mantıklı görünüyor. Uzun vadede başka türlü handikaplar çıkabilir. Ama Afganistan'dan Amerika'nın ve NATO'nun çekilmesi demek oranın yerel güçler tarafından yeni bir savaş sürecine gireceği anlamına geliyor. Bunun da en önemli, en güçlü grubu Taliban. Taliban şu an ülkenin belirli bir bölümüne sahip ama hızlı bir biçimde ülkenin diğer bölgelerine de yayılıyor. Kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Sonsuz şiddet gösteriyor. İnsanlara her türlü eziyeti yapabiliyor, öldürebiliyor vesaire. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler, hele Amerika'nın çekildiği, Birleşmiş Milletler'in çekildiği bir ortamda Taliban eziyetiyle, Taliban şiddetiyle karşı karşıya kalmak istemeyen insanların ülkelerinden kaçıp başka ülkelere gitmelerine yönelik bir motivasyon sağlıyor. İnsanlar bugünler için mallarını, mülklerini, her şeylerini, varlarını satıyorlar. İnsan kaçakçılarına, göçmen kaçakçılarına veriyorlar ve o göçmen kaçakçıları üzerinden başka ülkelere gitmek istiyorlar. Onlar için en iyi hedef ülkede Türkiye. Çünkü Türkiye'ye Afganlar geldiğinde Türkiye'de genelde Türk toplumu biraz da Türk kökenli oldukları için daha sempatik davranıyor. Ve onlar genelde Türkiye'ye geldiklerinde kırsal alanlarda çobanlık işleriyle diğer işlerle de ilgilendikleri için de toplumda onlara yönelik tepkiler daha sınırlı. Afganlar da Türkiye'ye geldiklerinde mümkünse tabii ki başka ülkelere gitmek istiyorlar. Daha zengin ülkelere, daha rahat edecekleri ülkelere. Ama olmazsa da Türkiye'de yaşamak Afganistan'da yaşamaya göre tabii ki çok daha güzel bir şey. Onun için önümüzdeki dönemde Taliban'ın ülkeye hakim olması ya da bir çatışma ortamıyla birlikte oradan akın akın insanların ülkeden kaçmaya çalışacağı, kaçmaya çalışırken de temel hedef olarak Türkiye'yi belirleyecekleri açık. Türkiye'nin buna yönelik önlemlerini alması gerekiyor. Türkiye'ye gelen Afganistanlılar yeni gelmiyorlar. Son 4-5 senedir zaten yoğun bir biçimde yaşanıyor bu. Şu an Türkiye'de çok ciddi bir Afgan stoğu oluştu. Afgan mülteciler ya da düzensiz göçmenlerden oluşan. Dolayısıyla Türkiye'nin sınır güvenliği bakımından başka türlü şeyler yapması gerekiyor. Bu yapacağı şeylerin başında da İran'la daha yakın çalışmak gerekiyor. O da politik sebeplerle her zaman geçerli olmayabilir. Ama netice itibariyle önümüzdeki dönemde Türkiye'de belki de Suriyelilerden daha fazla biz Afganları konuşmak durumunda kalacağız. Bir süre sonra Birleşmiş Milletler örgütlerinin de orada imkan faaliyet yapmasına çok imkan verilmeyecek gibi görülüyor. Bu da oradaki insanların daha korunaksız bir biçimde kalmasını ve ancak başka bir ülkeye giderlerse kendilerini koruyabileceklerini gösteriyor. Şu an böyle vahim bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi göç hareketliliği aslında Taliban rejiminden ürken herkes için geçerli ama belirli etnik ve dini gruplar var ki onlar Taliban'dan daha fazla muzdarip ve daha tedirgin. Dolayısıyla onların harekete geçmesi daha beklenilen bir şey. Özbek gruplar bunların içinde önemli gruplardan birisi. Çünkü Taliban güçleriyle daha önce de kendi aralarında yaşadıkları ihtilaflar ve çatışmalar var. Dolayısıyla Taliban'ın egemen olduğu bir Afganistan'da yaşamaları zor olabilir. Onların hareketliliği, Türkiye dahil olmak üzere komşu ülkeler hareketliliği gayet olası bir durum gibi görünüyor. Şimdi Türkiye, Afganistan'dan ve o çevreden gelen Pakistan'dan da aynı zamanda bir göç dalgasıyla 2015'ten bu yana karşı karşıya. Yeni bir olay yaşamıyoruz yani. 2015'te, 2016'da, 2017'de sürekli yükselen bir trendte İran üzerinden Türkiye'ye girişler söz konusu. Bu Afganistan'da yeni yaşanan olaylardan sonra bu girişlerin artma ihtimali gayet yüksek. Ama şunu unutmayalım, 2019 yılında bile Türkiye'de 450 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı. Bunun yarısından fazlası Afganlıydı. Yaklaşık 70-80 bini Pakistanlıydı. Pandemi dolayısıyla 2020 yılı biraz sakin geçti. Şimdi pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte akın akın bu insanlar tekrar Türkiye'ye doğru yönelmeye başladılar. Normal koşullarda bile bu insan girişi artacak görünüyordu. Şimdi bir de işin içine Taliban ve Taliban'ın Afganistan'a egemen olma süreci başlayınca oradaki insanların Türkiye'ye doğru akının güçleneceği çok açık bir durum. Giriş noktaları genelde İran oluyor. İran'ın şöyle bir fonksiyonu da var. İran'la Türkiye arasındaki ilişkiler de biraz problemli.
Bundan kaynaklanan bir biçimde İran kendi sınır kontrollerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla İran kendi ülkesini bir transit ülke olarak görüyor. Bizden geçsinler, Türkiye'ye doğru gitsinler, bu umurumuzda değil gibi bir politikaları var. Artı İran'da yaşayan yaklaşık 2 milyon civarında Afgan mülteci var, ta 80'li yıllardan itibaren gelen. Zaman zaman İran onların da Türkiye'ye doğru gitmesi konusunda baskı yapıyor. Dolayısıyla bu olay sadece bir insani dram değil, aynı zamanda ülkeler arasındaki çekişmenin bir parçası oluyor. Türkiye-İran sınırı koruması çok zor bir sınır. Bu sınırın 80 kilometresinde Türkiye bir duvar ördü ama Türkiye-İran sınırı yaklaşık 500-550 kilometre. Bu duvar tek başına yetmiyor. Duvar örseniz bile insanlar bunu aşmayı başarabiliyor çünkü artık bu bir organize ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde ne yazık ki Türkiye'ye yönelik bu göç baskısının, düzensiz göçmen baskısının daha da şiddetleneceği, daha da artacağı açık. Türkiye coğrafyası itibariyle istikrarsız bölgelerle istikrarlı bölgeler arasında bir köprü. Yani bir tarafımız Avrupa Birliği'ne açılıyor, öbür tarafımız da genelde diktatöryal, baskıcı, yoksul ülkelere açılıyor. Onun için de Türkiye her zaman göç hareketliliklerle karşı karşıya kaldı. Genelde de bir transit ülke olarak kaldı. Gelen insanlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırlardı. Ama özellikle son 10 senede bu durum değişti. 2011 yılında Türkiye'ye Suriyeliler gelmeye başladı. 2011 yılında Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 58 bindi. Sadece 58 bin. Ama sonra çok kısa bir süre içinde, 2 sene, 3 sene sonrasında Türkiye'deki mülteci sayısı milyonları aştı. Şu an Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline geldi. Türkiye'de 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere, 320 bini Suriyeli olmayan diğer mülteciler olmak üzere minimum 4 milyon mülteci var. Artı yaklaşık olarak 200 bin civarında da düzensiz göçmen dediğimiz insan var. Bu insanların Türkiye'den başka ülkelere gitme istekleri var ama gitmeleri o kadar kolay değil. Gidecekleri Avrupa sınırları tamamen kapatılmış durumda. Öyle olunca da birçoğu Türkiye'ye geldikten sonra kısa bir deneme yapıyorlar. Başka bir ülkeye gitmek için ama ondan sonra Türkiye'de kalmaya karar veriyorlar. Şu an Türkiye'deki Afgan nüfusunun minimum 500 bin olduğu tahmin ediliyor. Sadece dediğim gibi 2019'da yakalanan Afgan göçmen sayısı 200 binin üzerindeydi. Türkiye yakaladıklarının bir kısmını geri göndermeye çalışıyor. Geri gönderilenler de var ama bu hiçbir zaman %20'yi aşamıyor. Dolayısıyla siz ülkenize giren insanların %20'sinden fazlasını gönderemiyorsunuz. Onun için Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda daha ciddi çalışması gerekiyor. Bu konuda belki uluslararası işbirliklerine de gitmesi gerekiyor.